Sayın seyircilerimiz, İmana Dair Sorular programının bu yeni bölümüne hoş geldiniz. Saygıdeğer Peder Zekeriya Butros, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bize mektup yazan tüm dostlarımıza teşekkür ederiz. Birçok kişi bizden ücretsiz kutsal kitap istemiş. Mısır'dan bir mektup aldık. Kardeşimiz şöyle diyor. Tamamen tesadüf eseri ilginç programınızın bir bölümünü izledim. Oldukça net ve objektif bir program. Size saygı duyuyoruz. Bölümün sonunda ücretsiz kutsal kitap gönderebileceğinizi söylemiştiniz. Hepinize selamlar ve saygılar. Umarız size gönderdiğimiz kutsal kitabı aldınız ve okumak hoşunuza gidecek. Size ve ailenize bereket olacağından eminiz. Bir mektup da İngiltere'den. Selamlar sevgili kardeşim. Lütfen bana Arapça kutsal kitap gönderebilir misiniz? Umarız size gönderdiğimiz kutsal kitabı aldınız ve okumaya başladınız. Size ve ailenize bereket olacağına eminiz. Cezayir'den de bir mektup aldık. Bu kardeşimiz güneyde yaşıyor ve bize Fransızca yazmış. Selamlar. Televizyonunuzdaki bu programı büyük bir zevkle izliyorum. Bana Fransızca bir kutsal kitap göndermenizi rica edebilir miyim? Kardeşimiz bize selam göndermiş ve bize yazmaktan mutlu olduğunu söylemiş. Bizden kutsal kitabın Fransızcasını göndermemizi rica etmiş. Biz de tabii ki en kısa zamanda ona kutsal kitabı göndereceğiz. Bizden de ona selamlar olsun. Tanrı hepinizi kutsasın. Bu kardeş kesinlikle Arapça anlıyor. Fransızca kanalımızı izleyen herkese selamlar ve esenlikler diliyorum. Eğer Kuzey Afrika'daki kardeşlerimiz Fransızca iletişim kurmak isterlerse mektuplarını tercüme edebiliriz. Size kitap ve özellikle kutsal kitabı Arapça ya da Fransızca olarak gönderebiliriz. Yeter ki isteyin. Kutsal kitap Berberi dilinde de mevcut. Sohbetimize geçen bölümde kaldığımız yerden devam edelim isterseniz. Hadislerin kaydedilmesini ve bunları anlatanlarla ilgili sorunları konuşuyorduk. Son bölümü Ebu Hüre ile kapatmıştık. Acaba izleyicilerimize Ebu Hüreyre'nin kim olduğunu anlatabilir misiniz Peder? Sizi dinliyoruz. Buyurun. Hı hı. Ebu Hüreyre Muhammed'in sahabelerinden biridir ve peygamberin geleneklerini anlatan birçok öyküsüyle ünlüdür. Abdülsamed Şakir Kısa Bir Bakış adlı kitabının 36. sayfasında Ebu Hüreyre'nin çok yalancı olduğunu söyler. Ve bunu internette araştırırsanız bulabilirsiniz. Ömer İbni Hattab'ın onu yalancılığından dolayı başka hadisler uydurmaya devam etmesin diye bağlayıp iyice dövdüğü söylenir. Bunu Mahmud Ebu Rayyan'ın Muhammed'in Sünnetine Işık Tutmak adlı kitabında okuyoruz. 193. sayfa ve son notlarda, 299. sayfada Abdülsamed Şakir Ebu Hüreyre hakkındaki Kısa Bir Bakış kitabında şunu anlatır. Ebu Selma Ebu Hüreyre'ye der ki, bunların hepsini Ömer'in zamanında mı söyledin? O da şöyle cevap verir. Sana söylediğim şeyleri Ömer'in zamanında söyleseydim beni kırbacıyla döverdi. Sahih-i el-Buhari'nin 5040. hadisinde Nafaka bölümünde de adı geçer ve şöyle der. Allah'ın peygamberinden iki araç sakladım. Bunların birincisini yaydım. Bana böyle söyledi. Eğer ikincisini yaysaydım boğazımı keserlerdi. Ne kadar tuhaf. Ve
saygıdeğer yazar Abdülsamet Şakir kitabında şöyle der. Eğer Ömer yaşıyor olsaydı Ömer yaşıyor olsaydı Ebu Hureyre İsraillerden aldığı aracı yayamazdı. Ömer onun boğazını ve gırtlağını keserdi. İşte bu nedenle İslam Ansiklopedisi'nin 11. cildi 3514. sayfasının 1. sütununda şunu okuruz. Peygamber hakkında hadisler uyduran bazı yalancılar ve sahte hadisçiler vardı. Bunların doğru olduğuna inanıp kabul ettiler. Böylece hadislerin içine Yahudilikten gelen şeyler girdi. Bazı öykülerde bazı anlatıcılar tarafından hatalar bulundu. Bunun gerçekleştiğine şüphe yoktur. Hadisler uyduran bazı yalancılar ve sahte hadisçiler vardı. İslam Ansiklopedisi 11. cilt. Sayfa 3514. Orta paragraf. Yahudilikten gelen şeyler girerdi. Ve bazı hatalar bulundu. Ve bunların doğru olduğuna inanıp kabul ettiler. Ve böylece hadislerin içine Yahudilikten gelen şeyler girdi. İslam Ansiklopedisi 11. cilt sayfa 3514 ve orta paragraf. Burada öyle yazıyor. Evet. Bu çok tuhaf. Peygamber geleneği hakkında söylenen bütün bu şeyler. Değindiğimiz İslami referansların da söylediği gibi bu peygamberlik gelenekleri gerçektir. Ancak Müslümanların büyük çoğunluğu bu konuda hiçbir şey bilmez. Hadisler hakkında böyle şeyler söyleniyor olması bence aşırı derecede ciddi bir şeydir. Evet, gerçekten ciddi bir şey. Neden ciddi olduğunu düşünüyorsunuz peder? Söyler misiniz? Evet. Bu gelenekler İslam'ın ikinci kaynağı sayılır. İki kaynak vardır. Kur'an ve hadisler. Eğer hadisler konusunda soru işaretleri varsa kaynaklarımızın yarısı tartışılmalıdır. Bu çok ciddidir. Bir kişi iman konusunda böyle şüpheli malzemelere nasıl güvenebilir? İşte burada büyük bir soru işareti var. Eğer hadisler konusunda soru işaretleri varsa bu kaynaklar tartışılmalı. Anlatıcılar sorununu sahte öyküler anlatanları netleştirdiğiniz için size teşekkür ederim. Aslında hadislerin özünde ne vardır? Hadislerin özü ve içeriği söylenen sözcüklerdir. Biz anlatıcılar hakkında konuştuk ama hadislerin içeriği de büyük bir sorundur. Yine İslam Ansiklopedisi 11. cilt 3501. sayfada şunu okuruz. Anlatılan hadisler konusu çekişmenin kaynağıydı. Bu nedenle büyük olasılıkla hadislerin değişken içeriği, herkes kendi istediğini yazdı, hiç bitmeyen muhalefetin asıl nedeniydi. Ve İslami Ansiklopedisi sayfa 3508'de gerçek kabul edilen 6 kitapta yer alan hadislerden söz eder. Bunlar Sahih-i el-Buhari ve Sahih Müslim gibilerdir. Ansiklopedi şöyle der. 6 kitap çok değerli olmasına rağmen içeriklerinin kısıtlama olmadan eleştirilmesine izin verildi. Ansiklopedi şöyle devam eder. Bu gelenekler konusunda konsensus yoktu ve bu nedenle örneğin Darnati Sahih-i Buhari ve Sahih-i Müslim'de bulunan 200 hadisin zayıflığı hakkında bir kitap yazdı. Ansiklopedi aynen şöyle diyor. Bu gelenekler konusunda konsensus yoktu. Ve bu nedenle örneğin Darnati Sahih-i Buhari ve Sahih-i Müslim'de bulunan 200 hadisin zayıflığı hakkında
bir kitap yazdığı. Aynen böyle diyor işte. Hı hı. Günümüzde modern bilimciler hadislere nasıl bakar? Söyler misiniz? Evet. Aslında ansiklopedi 11. bölüm 3499. sayfada çok acayip bir şey daha söyler. Şöyle der: Müslümanlar uydurulan hadisleri yazanları lanetlemelerine rağmen diğer hadisler konusunda çok yumuşak davrandılar. Taviz vermeye başladılar ve şöyle devam eder: Zamanın geçmesiyle kimse bu hadisleri sorgulamaya cesaret edemedi. Bunların yalan olduklarını biliyorlardı. Ancak bir gün geldi ki bunlara gerçek dendi ve bunların yanlış olduğunu söylemek imkansız hale geldi. Ve Ebu Hureyre gibi birine yalancı demek de artık imkansız hale geldi. Ancak daha önce onun yalancı olduğunu söylediniz. Şimdi ise konuyu gizliyorsunuz. Bu çok garip bir durum. Ansiklopedi şöyle der: Birçok hadisin gerçekliği kabul edildi. Hatta çok aşikar tarihsel hataları içerisinde barındıranlar bile. Tarihsel hatalar var. Tarihsel hatalar var ve hala hadislerin gerçek olduğunu söylüyorlar. Ansiklopedi devam ediyor ve zamanla eski hatalar genç nesiller için o kadar büyük sorun oluşturmadı. Bazı hadisler birbirleriyle çelişmesine rağmen hata olmadığını söylediler ve hala hata yoktur diyorlar. İslam ansiklopedisi konuya şöyle nokta koyar: Bu nedenle bir hadisin reddedilmesi, evet, çok radikal bir eylem haline geldi ve sadece hadisi çarptırmanın hiçbir yolu kalmadığı için buna başvuruldu. Yani bunu haklı çıkaramadıklarında bunun Yahudi geleneği olduğunu söylüyorlar. Eski hatalar genç nesiller için büyük bir sorun oluşturmadı diyor. Bize gerçek hadislerin sayısını söyleyebilir misiniz peder? Kaç tane? Evet, hadis kitaplarında bunu yapma girişimleri olmuştur. Ve bildiğin gibi hadislere tüm referanslar ekranda verilecektir. Çok farklı fikirler vardı. Örneğin Sahih-i Buhari. Şimdi Supi el-Salih'in hadis bilimleri ve terminolojisi kitabından bir alıntı yapacağım. El-Salih der ki, Sahih-i Buhari 600 bin hadis arasında 4 binini onayladı. Yarım milyondan fazla hadis. Ve sadece 4 binini onaylamış. Sahih Müslim ise 300 bin hadisten sadece 3 binini onaylar. 300 binde 3 bin demek. Sunan Abi Davud yarım milyon hadisten 4800'ünü ve Musnad Ahmad 750 bin hadisten 800'ünü seçmiştir. Ebu Hanife ise tüm hadisler içinden sadece 170'inin gerçek olduğunu söylemiştir. 300 binde 3 bin, 750 binde 800. Bunların hepsini Ahmet Emin'in Doğa Al İslam kitabında okuyabilirsiniz. Size bu kitabı tavsiye ediyorum. Burada bulun. Belki bazı hadisler benzer oldukları için tekrarlanmadılar. Ya da bazıları arasında çok az fark olduğu için onları birleştirdiler. Hadis bilimi kuralları kullanarak hadisleri gerçek ya da zayıf şeklinde sınıflandırdılar. Gerçek hadisler ve zayıf hadisler. Gerçek hadisler hatası olmayan ve kimsenin muhalefet etmediği hadislerdir. Onlar kabul edilir. Herkes onları kabul eder. 600 evet. bin çeşit zayıf hadis vardır. 600 bin çeşit. Kabul edilirler mi? Evet, kabul edilirler. Ancak onlardan alıntı yaparsanız size hayır, bu zayıf bir hadis derler. Zayıf hadisler içinde kaldırılmış olanlar kesilmiş, uydurulmuş, doğru olmayan, parçalanmış, durdurulmuş, reddedilmiş, iletilmiş, karmaşık, aldatıcı, düzensiz, tuhaf, onaylanmamış, tek kişi tarafından anlatılmış, hatalı, bozuk, sonradan konmuş, ters çevrilmiş, muğlak, farklı şekillerde anlatılan ya da Yahudi kaynaklı olanlar vardır. Peki nedir tüm bunlar? Bana söyler misin? Hepsi farklı farklı. Hmm. Bana bunu açıklar mısın? Tüm bunların hadisler içinde olması çok tuhaf. Daha ne söyleyebiliriz?
hadisler konusunda doğru olmayan bir şeyler var. Doğru olmayan bir şeyler var. Hı hı. Yanlış hadisler hakkında konuşabilir misiniz? Neden sorun var? Söyler misiniz bize? Arkadaşım En-Nisai diye bir hadis yazarı var. Zayıf ve terk edilmiş anlatıcılar adlı kitabında uydurma ve zayıf hadisler yazan 600 anlatıcıdan söz eder. Tam 600 kişi Mahmud Ebru'yat da Muhammed'in sünnetine ışık tutmak adlı kitabının 174. sayfasında uydurma hadisleri anlatmakla suçlanan çok ünlü anlatıcılardan söz eder. Bunları sayayım size. Örneğin Ebu Hamid el-Gazali, Abdülkadir el-Geylani, Ebu Talip el-Mekki, el-Siddi, Ebu İshak, Ebu Katade, Mücahid, Abdullah İbni Selam, Kab el-Ahbar, Veheb İbni Münebbih, Abdullah İbni Selam ve Ebu Hureyre. Hı hı, evet. Bu ne demek? Evet. Ne demek? Bu yalandır. Hiçbirine inanmamalıyız. Hı hı. Ve Ahmet Eğim Duha el-İslam adlı kitabının 128. sayfasında şöyle der. Yalan hadislerin uydurulması yüzünden hadislerin sayısının sürekli arttığını görüyoruz. Doğruluk yolundaki halifelerin ardından Emevilerin döneminde daha fazla hadis görüyoruz. Abbasiler dönemindeki hadislerin sayısı ise Emevilerin döneminden daha fazladır. Yani zaman geçtikçe hadislerin sayısı artıyor, çoğalıyor. Peki söyler misin neden çoğalıyorlar? Peki önceden neredeymiş bunlar? Hı hı. Niye arttı? Bunun açıklaması yok mu? Bu uydurma olduklarını kanıtlar. Hı hı. Ve Ahmet Emin de bunu söyler. Muhammed'in sünnetine ışık tutmak adlı kitabın 193. sayfasında 10 hadisten 9'unun sahte olduğunu söyler. 10 hadisten 9'u sahte. Düşünebiliyor musun? 10 hadisten 9'u sahte. Hı hı. Sahte hadisler üretmenin arkasındaki asıl niyet nedir? Bunu farklı nedenlerle açıklıyorlar. Hı hı. Sahih-i Müslim'de 72. hadis şöyle der. Bunun asıl nedeni Muhammed'in kendi zamanında hadisleri kaydetmekle ilgilenmemesidir. Bunun sonucunda başkaları da şöyle der. Gerçek anlatıcıların ağzında kaybolup gitti. Bu uydurma geleneklerin siyasi ve mezheplerle ilgili nedenleri vardır. Birçokları kendi mezheplerini yaymak için ve hakimiyetlerini haklı göstermek için hadis uydurmuş, ardından bunları peygamberin söylediğini iddia etmiştir. Örneğin Sünniler şöyle der. Peygamber Muhammed dedi ki, Rafiziler, Hariciler ve Şiiler bir konuda uyuştuklarında bunu hemen hadis yaparlar. Sünniler Rafizileri, Haricileri ve Şiileri suçluyorlar. Bir şeyin peygamberin hadisi olduklarında anlaşırlarsa hemen hadis ilan edip eklerler. Şiiler de Sünnilerin Ayşe ve başkaları tarafından uydurulmuş hadisleri çoğalttığını iddia ederler. Ali İbni Ebu Talip dışında herkesin yazdığı hadislere şüpheyle yaklaşırlar. Memum İbni Ahmet el-Heravi Ebu Hureyre hakkında şu yorum yapar. Şafii ve onu Horasan'dan takip edenleri görmüyor musun? Ahmet İbni Abdullah'ın Enis'in gücü hakkında peygamberin şunu dediğini söylemiştir. Benim milletimden Muhammed İbni İdris el-Şafi diye biri gelecek. O benim milletime şeytandan daha tehlikelidir. Onu gördün mü? Ve benim milletimden El-Numan Ebu Hanife diye bir adam daha gelecek. Milletimin ışığı o olacak. Bu El-Hatip el-Bağdadi'nin Bağdat Tarihi adlı kitabında anlatılır. Bölüm 13, sayfa 335. Birine vurmak evet. isterler. Bu nedenle hemen peygamber hı-hı. böyle gerçekten dedi derler. Gerçekten ben bunu bilmiyordum. Büyük olasılıkla izleyicilerimiz, hatta izleyicilerimiz arasındaki Müslümanlar da bunu bilmiyorlardı. Çok tuhaf. Bunu bilmezler mi diyorsun? Hı-hı. Daha da fazlası var. Hı-hı. Supi el-Salih Hadis Bilimleri adlı kitabının bu gerçekten çok tuhaf ama hepsi bu değil. 270. sayfasında şöyle der.
Eğer derlemeciler tarafından uydurulan ve Muhammed'e atfedilen hadisleri, sahte hadisler uyduranların yazdıklarını araştırsak, bunlar sayamayacağımız kadar çok olacaktır. Çok fazla var. Bunun örneklerini verir. Biraz önce bizim yaptığımız gibi. Ve şöyle der: zındıklar da hadisler uydurdular. Hamid İbni Yezid'in söylediğine göre 14 bin sahte hadis. Hı hı. Çok tuhaf. Buna ek olarak Abdülkerim İbni Ebu el-Afgan'ın da 4 bin sahte hadis yazdığını itiraf ettiğini söyler. Bunu yapacak zamanı nereden buldular? İdam edilmeye götürülürken, Ebu el-Afga idama götürülürken onlara şöyle dediğini anlatır: sizin için 4 bin hadis uydurdum. Size izin verilenleri yasakladım. Yasak olanlara izin verdim. Bunu hadis bilimleri kitabının 270. sayfasında okuyoruz. Bu çok acayip. Hı hı. Çok acayip. Evet. Çok acayip. Yani günümüzdeki hadislerin çoğunluğunun uydurma olduğunu söylüyorsunuz. Uydurma sözcüğü, evet, El Naba gazetesinde açık bir şekilde kullanılmıştır. Bunu Ahmet Supi Mansur adlı ünlü bir gazeteci kullandı. El Eser mezunuydu. 31 Ekim 2004'te bu gazete bir makale yayınladı. Peygamberin hadisleri uydurmadır. El Eser'in eski profesörlerinden Doktor Ahmet Supi Mansur şöyle demiştir: peygamberin hadisleri kesin değildir. Varsayımlara dayanır. Aynı zamanda şöyle der: hadisler Muhammed'in ölümünden yüzlerce yıl sonra uyduruldu ve ona atfedildi. Peygamberin ölmüş sahabelerinin ağzından anlatıldı. Onlar ölümlerinden yüzlerce yıl sonra kendi ağızlarından yazılanları bilmezler bile. O halde orijinal anlatıcıların ağzından öyküler uydurdular. Onların bundan haberleri bile olmadan, hiçbirinin haberi yoktu bu işten. Hiçbirinin. Hepsi uydurmaydı. Çok ilginç, öyle değil mi? Evet. Sizin kişisel yorumunuz nedir? Bu konuda evet. Doğrusu bu aşırı derecede, hı hı, mahcup edici bir durum. Çünkü İslam'ın iki kaynağının Kur'an ve hadis olduğunu söyledik. Şimdi burada hadisler hakkında o kadar çok şey söylendi ki sanki onlar geçersiz kılındı. Kesin değil, yalandır. Eklediler, çıkardılar ve işte bu bir sorun. Bunları temizleyemezler mi? Bu İslam'ın kaynaklarına, daha doğrusu kaynaklarının yarısına saldırıp onları şüpheye düşürecekleri anlamına gelir. İki sütun üzerine kurulmuş bir ev düşünün. Sütunlardan birini yıkıyorsunuz. Hmm. Ev tek sütun üzerinde durabilir mi? Büyük bir sorun var. Çok tuhaf. Kendi dinlerinin kaynaklarına neden saldırıyorlar peki? Anlayamadım. Size bir şey söyleyeyim. El Tahavi Tatkaret El Hifaz bölüm 1 sayfa 5'te Ayşe'nin otoritesi hakkında şöyle der: babam, yani Ebu Bekir El Sıddik, peygamberin söylediği hadisleri derledi. 500 hadis derledi. Gece bir o yana bir bu yana döndü ve sonra uyanıp, kızım, bana sendeki hadisleri ver dedi. Bendekileri ona getirdim ve onları yaktı. Onlar sendeyken ölmekten korktum dedi. İçlerinde benim güvendiğim bir adamın hadisleri olabilirdi. Doğruyu söylemiyorsa onları da hadislere eklemiş olurdum. Onları yakmış. Hadisleri yakmış. Düşünebiliyor musun? Hepsini. İbn-i Sa'd Tabakat el-Kobra adlı kitabının 5. bölüm 188. sayfasında şöyle der: Ömer insanlara vaaz edip ellerindeki hadisleri görmek istediğini söyledi. Onlar da ellerindeki kitapları Ömer'e getirdiler. Ömer hepsini yaktı. El-Asvat İbni Hilal'in otoritesi hakkında ise şöyle der: Abdullah İbni Mesud'un elinde üzerinde bir hadisin yazılı olduğu parşömenle geldi. Su istedi ve bu hadisi sildi, yıkadı. Ardından da yakılmasını emretti. O halde Ebu Bekir ve Ömer'in zamanındaki hadisler bile yakılmış. Tuhaf değil mi? Hem çok tuhaf hem de çok ciddi bilgiler. O halde bugün
İnsanların ellerinde bulunan hadisler nereden geldi peki? Evet. Bu kitaplar nasıl burada? İslam Ansiklopedisi cilt 11 sayfa 3506'da şöyle der. Bunlar Hicri 3. yüzyılda yazıldı. Bu şeyler Hicri 3. yüzyılda yazılmış. İslam'ın önemli kaynaklarından biri bundan daha da şüpheli olabilir mi acaba? Gerçek şu ki gerçeğin ortaya çıkması için saygıdeğer şeyhlerden bir yanıta ihtiyacımız var. Evet, bir yanıt. Bu sadece hadisler hakkında küçük bir bölüm. Bugün için konuyu kapatıp daha sonra devam edeceğiz. Dediğim gibi bu sadece hadisler hakkında küçük bir bölüm. Buna daha sonra değineceğiz. Evet, bir yanıt. Saygıdeğer şeyhlerden bir yanıta ihtiyacımız var. Biz her zaman buradayız. Eğer yanıt verirlerse seviniriz. Onların desteğine ihtiyacımız var. Teşekkür ederim ve umarım birçok izleyicimizin soruları yanıtlanmıştır. Size sevgi, esenlik ve gerçek mutluluğun sırrı hakkında konuşma şansı vermeden bu programı kapatmak istemiyorum. Buyurun, söz sizde peder. Dağdaki vaazdan bir bölüm. Bu bölümün konusu çok iyi. Ne mutlu barışı sağlayanlara. Çünkü onlara Tanrı oğulları denecek. Barışı sağlayanlara Tanrı oğulları denir. Çünkü Tanrı barış prensi ve barış tanrısıdır. Barış yapanlar da ondan gelen Tanrı oğullarıdır. O halde yüreklerimizde barışa mı yoksa savaşa, dövüşmeye, nefrete, suikastlere ve kan dökmeye mi meyilliyiz? Barış için uğraşanlar Tanrı'nın çocuklarıdır. Peki ya öldürmek için, suikast yapmak ve savaş için uğraşanlar, onlar kimin oğullarıdır? İstersen bu konuya izleyicilerimiz karar versin. Biz karışmayalım. Ancak bir barış oğlu olmak isterseniz, şimdi Tanrı'ya sorun. Ona şöyle deyin. Ey barış prensi, ey esenlik tanrısı, ey esenlik veren yüreğimi tam esenliğinle doldur. Çünkü bu esenliğe ihtiyacım var Rab. Size esenlik bırakıyorum. Size kendi esenliğimi veriyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın. O halde esenliğin kaynağı Mesih'tir.